Merhaba sevgili Tam İndir takipçileri. Bu hafta teknoloji dünyasında ne gibi gelişmeler olmuş? Hep beraber bakalım. Türkiye'nin en zengin insanları listesi açıklandı. Bu listeye göre Yıldız Holding, Murat Ülker birinci sırada, ikinci sırada Erman Ilıcak, üçüncü sırada Ferit Şahenk. Devamına aşağıdaki linkten bakarsınız. Bu arada Murat Ülker 6.3 milyar dolarlık servetiyle bu listenin başında. Ben şeyi merak ettim. Yani dünyanın en zengin insanlarıyla arada nasıl bir fark var? Mesela Jeff Bezos şu an birinci görünüyor ki sürekli o birinci liste değişiyor. İşte Elon Musk geçiyor, Jeff Bezos geçiyor vesaire. Şu an mesela Jeff Bezos'un mal varlığı 177 milyar dolar. Adam 177 milyar dolarlık. Murat Ülker de 6.3 milyar dolarlık servete sahip. Yani fena değil şimdi. 177 milyar doların yanında 6.3 çok küçük kalıyor. Azmış falan diyorsun ama arkadaşlar 6.3 milyar dolar ya bayağı bir para yani. Hani ya benim hesap makinem kilitleniyor, hesaplayamıyorum. Bu arada ben buradan Murat Bey'e de bir şey söylemek istiyorum. Şimdi bu kadar varlığa, zenginliğe yakışmayan bir şey var. O da çikolataların, gofretlerin en az %10 gramajları düşürüldü. Gizli zam yapıldı. Bunlar gözümüzden kaçmıyor Murat Bey. Ben buradan söyleyeyim yani. Söyleyeceğimi söyleyeyim. Fiyatı artması gerekiyorsa arttırın ama gizli zamlar, gramajı düşürmek, paketi düşürmek biraz şey oluyor yani. Ayıp oluyor ya. Gain aranızda bilmeyen var mı bilmiyorum ama çok güzel bir video içerik uygulaması. Ben ara sıra kullanıyorum yani ara sıra serviste sıkılırken bakıyorum neler var neler yok diye. Sıksa böyle tatlı videolar var, belgeseller vesaire var. Çok iyi, Gain'i tavsiye ederim. Bu arada Gain ücretsiz bir uygulamaydı. Şimdi ücretli paketini de duyurmuşlar. Ücretli paketi ben kendim denemedim. Belki ileride bu video içerik siteleri ya da platformlar için bir video çekerim. O zaman belki değinebilirim. Yani ayrıca Gain'i kullanmadım. Hiç değinmeyeyim o premium kısmına ama normalde kullanmıyorsam haberiniz yoksa Gain yükleyip kullanabilirsiniz. Bu arada ücretli aboneliğin fiyatı da 21.90 olarak belirlenmiş. Uygulama marketlerinde de 23.90'mış şu anki fiyatı. Bilginiz olsun. Hani yani bana sorarsanız benim bıraktığım yerdeki gibiyse şu an içerikler, bu ücret biraz yüksek. Yani 10 liralık bir platform gibi düşünebilirsiniz ama içerikler arttıysa, artacaksa, süreler, kalite vesaire artacaksa o zaman normal diyebilirim fiyat için ama bakalım göreceğiz. Belki dediğim gibi ileride bu platformları bir inceleyip bakarız hep beraber. NASA bir fotoğraf yarışması düzenledi ve bu yarışmada finale kalan fotoğraflardan birisi de Van Gölü fotoğrafı, görmüşsünüzdür. Ya gerçekten enteresan bir tarzı var fotoğrafın. Bir sanat eseri gibi duruyor bir taraftan, böyle göldeki spiraller falan çok enteresan. Güzel bir kontrastı da var fotoğrafı. Ben de çok beğendim. Yani finale kalmayı hak eden bir fotoğraf. Fotoğrafı çeken astronot Kate Rubins. Kendisini buradan ben de ayrıca tebrik ediyorum. Ama onun için güzel bir haber var. Van Edremit Belediye Başkanı İsmail Say kendisini Van'a davet etmiş. Bence bu fırsatı kaçırmasın. Dünyaya döndüğünde artık dünyada mı bilmiyorum, belki dünyadadır. Kendisini Van'a bekliyoruz. Belediye başkanımız çağırmış. Bence bu fırsatı kaçırmamalı çünkü bu hayatta Van kahvaltısı diye de bir şey var. Onu da tatmasını tavsiye ederim kendisine. Arkadaşlar bu sefer Almanlar bizi gerçekten kıskanıyor olabilir. Bizim siyahlar Alman basınına konu olmuş. Özellikle Dağlık Karabağ bölgesindeki Azerbaycan Ermenistan Savaşı'ndan sonraki o performanstan sonraki, daha doğrusu drone'ların performansından sonra Alman basınında konu olmuş bu. Yani Türkler bir konuda çok ilerledi diye bir itirafta bulunmuşlar. Aynı zamanda da Alman ordusunun bu tarz bir siyah saldırısına karşı da savunmasız olduğunu söylemişler. Tabii bu bizi gururlandıran bir haber. Hani işin şakası bir tarafa, siyahlarımız gerçekten bir Amerika'nın, Çin'in siyahları gibi değil belki ama hiç de fena durumda değiller. Her geçen gün hızla ilerlemeye devam ediyorlar. Umarım daha iyi yerlere gelirler. Hatta bu başarıyı teknolojinin farklı alanlarında da inşallah elde ederiz ve burada haberlerde konuşuruz bu gelişmeleri. Çalıntı kart bilgilerinin satıldığı sitelerdeki veriler çalınmış arkadaşlar. Yani hackerları hackerlamışlar. Bu bana çok daha mantıklı geldi. Çok daha ekşiye tuzluya karışmadan, lan bu adamlar zaten bunları çaldı, biz de gidip onlardan çalarsak olayı çözeriz gibi bir yaklaşımda bazı hackerlar da hackerları eklemişler. Bana çok mantıklı geldi. Tabii bizim için üzücü haberler bunlar. Bu bilgiler bizim bilgilerimiz arkadaşlar. Geçtiğimiz videolarda da bahsetmiştim. Kredi kartınızı asla internette kullanmayın. Sadece sanal kredi kartı oluşturun ve sanal kredi kartlarınızı kullanın ve içlerine de limit atayın. İnternette bu şekilde takılın. Eğer varsa diğer kartlarınızı daha önce kullandıysanız hatta kapatıp yenisini isteyebilirsiniz bile. Bu durumlar biraz ciddi gibi görünüyor şu sıralar. İyice hacklenmeler, çalıntı kart haberleri, çalıntı veri haberleri artmaya başladı. Dikkat edelim. Buna özen gösterelim bence. Apple'ın yeni reklam yüzü Trabzon'dan seçildi. Bu habere ben çok sevindim gördüğümde. Lise öğrencisi Mustafa Mert Topal Apple'ın yeni reklam yüzü olacak ve Amerika'ya gidiyor. Kendisini tebrik ederim. Başarılar dilerim. Bu büyük bir şans bence. Dünyanın en büyük firmalarından, hatta yani en popüler, belki de en popüler firması, en popüler firmalarından birisinin reklam yüzü olacak. Acaba nasıl bir reklamda oynayacak
Bir fotoğrafta mı çıkacak, bir kısa bir videoda mı çıkacak, ana karakter mi olacak yoksa birçok karakterden birisi mi olacak bilmiyorum, merak ediyorum. Mert'in reklamını heyecanla bekliyorum. Kendisini gerçekten tebrik ediyorum. Bu arada bayağı Apple yüzü olacak da yüz varmış. Apple doğru kişiyi seçmiş. Kardeşimiz bayağı da yakışıklı birisi. Kendisine başarılar diliyorum. TikTok'tan para kazanılır mı diye merak ederken TikTok'tan en çok para kazananlar listesi açıklanmış. Birinci sırada Michael Lee var. Ünlü TikToker. Kendisi yıllık 20 milyon doların üzerinde para kazanmış. Biz burada TikTok'tan para kazanılır mı diye düşünüyorum. Adam 20 milyon doları cebe atmış arkadaşlar. Bayağı ciddi bir rakam. İkinci sırada Charlie D'Amelio var. Bu arkadaşımız da 18 milyon dolara geçmiş. Üçüncü sırada da Addison Rae isimli TikToker arkadaşımız 14 milyon doları aşmış yıllık kazancı. İyi paralar bunlar arkadaşlar, yani TikTok'tan para kazanılıyor. Acaba onlar da bizimkiler gibi böyle dilenci gibi arkadaşlar kırmızı araba atın, şato atın, yok bilmem kek atın, bilmem üzüm atın gibi şeyler söyleyerek mi bu paraları kazanıyorlar? Merak ettim şahsen, yani 14 milyon dolar toplamak, 20 milyon dolar toplamak yılda iyi para yani. Ya bu robot ordular konusunda ne düşünüyorsun arkadaşlar? Bayağı korkunç geliyor bana bu fikir ve şu anda Çin'in Unitree Robotics isimli firmasının kısa bir videosu yayınlandı. Böyle köpek bir ordu yapmışlar. Hepsi senkron bir şekilde çalışıyor. Senkron bir şekilde oturup kalkıyor. İnanılmaz korkunç duruyor gerçekten. Onun bana ateş ettiğini falan düşünüyorum. Hani yapacak hiçbir şeyin yok. İnanılmaz korkunç duruyor. İnşallah bunlar da filmlerde izlediğimiz gibi kalır yani. Pek öyle olacak gibi de görünmüyor ama ileride ben bu robotların savaştığını düşünmek bile istemiyorum. Eğer bayağı korkunç duruyor. Abi robotlar robotlara karşı savaşacaksa savaşsınlar. Eğlenceli olabilir ama diğer türlüsünü hayal bile edemiyorum. Yani çok gerçekten korkunç duruyorlar. Genesis Türkiye'de pek yok bildiğim kadarıyla. Hyundai'nin lüks markası. Çin pazarına giriyorlarmış ve bu Çin pazarına giriş için özel bir drone show yapmışlar. İzledim videoyu. Genel olarak hoşuma gitti. Bunun bir benzerini biz de yapmıştık. Külliyenin üstünde dronlarla buna benzer bir gösteri yapmıştık ama bu daha büyük olmuş. Dronların da en lüzumsuz kullanım alanlarından birisi olarak bu şovları söyleyebilirim ama güzel olmuş, enteresan görünüyor en azından. Farklı ve etkileyici bir şov. Ünlü Japon fizikçi Michio Kaku uzaylıların 100 yıl içinde dünyayı keşfedebileceğini söylemiş ve bunun iyi olmayacağını söylemiş. Şahsen ben bu haberi şunun için yapıyorum. Sizin fikirlerinizi çok merak ediyorum. Yani uzaylılar, bizden daha gelişmiş olan uzaylılardan bahsediyorum. Bir şekilde dünyayı keşfettiklerinde sizce yaklaşımları nasıl olacak? Harbiden hepimizi topa dizip gebertecekler mi yoksa dost olacaklar mı ya da ne bileyim bir keşif yapıp gidecekler mi? Uzaktan izleyecekler mi? Sadece gözlem mi yapacaklar? Bu konuyu ben de çok merak ediyorum. Yani ünlü fizikçi bizim için iyi olmayacak demiş. Bana sorarsanız bence de bizim için iyi olmaz. Yani burada kendilerine yarayacak bir şey görürlerse acımazlar diye düşünüyorum. Sizin fikirlerinizi de merak ediyorum. Gerçekten dünyayı uzaylılar keşfetse ne gibi şeyler yaparlar? Yaratıcı fikirlerinizi bekliyorum arkadaşlar. Zuckerberg Signal kullanıyormuş arkadaşlar. Biliyorsunuz WhatsApp'ın rakibi bir uygulama. Tabi bu biraz komik karşılandı ama belki adam arge yapıyordur. Hemen öyle adamın üstüne gitmeyin. Rakipleri de analiz etmek gerekir diye düşünüyorum. Bu haftaki teknoloji haberlerimizin sonuna geldik. Videoyu beğenip bize destek olabilirsiniz. Tam ileri sosyal medyada takip edebilirsiniz. Beni de YouTube ve sosyal medyada takip edebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.